Sevgili seyirciler, bizi Sayın Valimiz hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Tanıtım günlerinde Mersin Valiliği olarak çok önemli desteklerde bulunuyor. Hem bu kentin, Mersin'imizin yöneticileri hem de STK başkanları bunu sürekli röportaj yaptığımda dillendirdiler. Ve Sayın Valimizle bu anlamda düşüncelerini almak istiyoruz. Sayın Valim Özdemir Çakacak. Efendim, gerçekten himayelerinizde oluyor bu etkinlikler ve ses getirmeye başladı. Evet. Tabii ki bir Kastamonu gibi keşke olabilseydik. 12.sini biliyorsunuz efendim. Gala yemeğinde evet yapıyorlar. Ama biz bir yerden başladık. Evet. Sayın Valimizin himayelerinde neler söylemek istersiniz? Efendim, dün malumunuz Ankara'da Mersin tanıtım günlerinin birincisini başlattık dün. Dün Ankara'da yoğun yağmura rağmen son derece yoğun bir kalabalıkla açılışı yaptık. Ve açılıştan sonra da akşama kadar bütün standlar bir hayli kalabalıktı. Bundan açıkçası çok memnun olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyoruz. Çünkü ilk defa yapıyorduk Ankara'da tanıtım günlerini. Birincisini İstanbul'da yapmıştık Feshane'de. Bu Ankara'da ikinci tanıtım günlerimiz ama Ankara'da birinci tanıtım. Tabii söylediğimiz hep şu. Valiliğimizin şemsiyesi altında bütün kurumlarımız, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımız olan odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basınımız, sizler, açıkçası ilin tüm dinamikleriyle birlikte her zaman görüntü vermek istiyoruz açıkçası. Biz şunu diyoruz, Mersin geçmişten bu tarafa baktığımızda kadim medeniyetlerin yaşadığı topraklar. O medeniyetlerin bizlere bırakmış olduğu son derece önemli ve zengin tarihi mirasa, insanlık mirasına sahibiz. 321 kilometrelik sahilimiz var. Hemen akabinde yaylalarımız, sanayisi, ticareti, turizmi, tarımıyla küçük bir Türkiye diyoruz. Ve barış içerisinde, huzur içerisinde farklı kültürlere, etnik yapıya, inançlara sahip olup huzur içerisinde yaşayan bir şehir, bir kent. Akdeniz'in incisi, yeryüzü cenneti diyoruz. Dolayısıyla böyle bir güzel şehirde, güzel insanların bulunduğu şehirde hep güzellikleri ön plana çıkarmamız lazım. Biz Mersin'in bizim hoşumuza gitmeyen olumsuz şeylerle anılmasını istemiyoruz açıkçası. Mersin'in güzel şeylerle Türkiye gündemine oturmasını arzu ediyoruz. Birçok şehirde zaten bu olumsuzluklar oluyor Sayın Valim. Evet, işte bu tanıtım günleri vesilesiyle güzel yönlerimizi ortaya koyalım. Çünkü bizim gerçekten ilimiz de güzel, insanlarımız da güzel. Bakın hep şunu söylüyoruz, Akdeniz iklimine sahip bir şehir. Sıcak bir şehir. Sıcak şehrin sıcacık insanları var. Bunu gelen bütün misafirlerimiz söylüyor. Çok güzel insanları var Mersin'e. Mersin çok güzel diyorlar. Evet. Tarihi zenginlikleri çok güzel diyorlar. Sayın Valim, Mersin standından içeri girdiklerinde insanlar Mersin kokuyor, narinciye kokuyor demeleri gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Hatta efendim, ben şunu döndüm. Evet. Ya Ankara'da bugün C vitamini rüzgarı esiyor diyorlar. Harika. C yani vitamini rüzgarı. Bunları duymak bizi mutlu ediyor tabii. 2 ton cezerye dağıtılmış efendim bugün. Çok güzel. İşte Mersin'in tüm dinamikleriyle biz bu birlik beraberlik görüntüsü içerisinde Mersin'in tanıtımı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve yapacağız da. Bütün kurumlarımızla birlikte. Tam bu noktada efendim özür dilerim. Evet. İnanç turizmi açısından sizin duyarlı olduğunuzu biliyorum. Evet. Pek çok turizm otoriteriyle EMİT'te söyleştik. Sizinle de konuşmuştuk. Evet. Orada inanç turizmi açısından St. Paul Müzesi'nin ibadethane yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Efendim bildiğiniz gibi Vatikan hac bölgesi olarak ilan etmiş durumda St. Paul Müzesi'ni. İbadethane olması ve inanç turizmi, Ayatekla, Danyal Peygamber, Eshab-ı Kehf ve Alahan Manastırı gibi pek çok değerimiz var bölgemizde Sayın Vali. Bu anlamda inanç turizmini ve St. Paul'ü nasıl değerlendirirsiniz? Zaten orası Hristiyanlar açısından kutsal bir yer olarak ilan edilmiş. Yani oraya gelen Hristiyanlar orayı ziyaret ettiklerinde kendi inançlarına göre hacı oluyorlar. Zaten kutsal bir yer orası. Dolayısıyla bu kutsal yerin daha da fazla tanıtılması gerekiyor işte. Yoksa kutsallığında yani bizim uğraşmamızla daha da kutsal olacak bir şey yok.
Çünkü Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilmiş. Oraya ziyaret edildiğinde inançlarına göre orada hacı olunuyor. Dolayısıyla zaten oraya bir ziyaret var. İşte bu ziyaretin biz tanıtımlarla çok daha farklı ve daha büyük kesimlere duyurulmasını amaçlıyoruz açıkçası. Evet. Yani efendim, inanç turizminde bir de ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Hemen yine aynı şekilde Hatay da inanç turizmi açısından önemli bölgesel bir turizm. İl. Dolayısıyla turizmde destinasyon oluşturmak çok önemli. Sadece bir il olarak değil, inanç turizmi dediğimizde nedir destinasyon? İşte Mersin, Hatay, belki uzağında Kapadokya olabilir. Çünkü insanlar bir geldiğinde işte bir inanç turizmi için belirli bölgeleri gezecekler. Evet. Öyle düşünmekte fayda evet. var. Diye efendim siz hep söylersiniz sizinle yaptığım evet. röportajda un var, yağ var, şeker var, artık evet. helva zamanı. Evet. Helvayı yapıyor muyuz Sayın Valim? Artık o aşamaya geldik mi? İşte biz hepsi var. Hepsi var. Dolayısıyla biz istiyoruz ki hadi gelin bu helvayı hep beraber karalım. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Bizim birliğe, beraberliğe, sevgiye, kardeşliğe ihtiyacımız var. Hem Mersin olarak ihtiyacımız var, hem ülke olarak ihtiyacımız var. Çünkü biz Mersin olarak son derece önemli potansiyele sahibiz. Her konuda önemli potansiyele sahibiz. İşte bu çalışmalarımızla biz var olan bu potansiyelleri daha fazla açığa çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Bu da hep birlikte olacak diyoruz inşallah. Efendim hep birlikte dediğiniz gerçekten sizin himayenizde görüyoruz ki bir biz kültürü daha çok artmaya başladı evet. Sayın Valim. Ve her evet. partinin temsilcisiyle röportaj yaptım. Evet. Herkes buradaydı dün itibariyle. Evet. Evet. Ne söylemek istersiniz? Biz kültürü gelişiyor mu Mersin'de? İşte ben duydum. Hani ben yaptım bunu, şunu ben yaptım. Tek başına hiçbir şey yapılmaz. Her şey ekip işidir. Ben zaten geldiğimden beri hep onu söylüyorum. Ben yerine biz kültürü oluşturacağız. Dün açılışta ben hem bütün milletvekillerimiz, siyasi parti temsilcilerimizi hep bir arada görünce konuşmamda da ifade ettim. Mutlu olduğumuzu, memnun olduğumuzu ifade ettim. İşte Mersin olarak zaten bizim arzuladığımız da bu birlik, beraberlik, güç birliğidir. Evet. Biz birlikte olursak güçlü oluruz. Evet efendim son sorum şu. İstanbul'da da beraberdik sizinle ve 55 bin hemşerimiz orada yaşadığı ifade edildi. Belli gelir grubu olan, üst gelir grubu olan hemşerilerimiz. Ankara'da yine 25 bin civarında hemşerimiz olduğunu söyleniyor. Ve Kanal 3 Türkiye tarafından izleniyor. Hemşerilerimiz tarafından izleniyor. Sayın Valim, Mersin'imize yatırım yapmak adına her türlü öneriyi sunmak adına yatırımcının cazibe merkezi Mersin'e gelmesi açısından son olarak neler söylemek istersiniz? Ben, Mersin son derece önemli bir limana sahip. Mersin Limanı Türkiye'de ikinci büyük liman, işlem hacmi açısından son derece önemli bir liman. Bakın Ankara'nın doğusunda bulunan bütün illerin sanayicileri, ticaret erbabının ticari anlamda dünyaya açılan kapısıdır Mersin Limanı. Bu liman burada olduğu müddetçe buranın ticari canlılığı artacak demektir. Dolayısıyla limana yakın yerlerde kurulacak olan tesisler işletme maliyetlerinin düşürülmesinde, işletmelerin kuruluş yeri seçiminde de önemli bir faktördür. Dolayısıyla biz bundan hareketle yeni OSB yerleri, yeni sanayi yerleri oluşturmak durumundayız. Çünkü biz inanıyoruz ki bizde bir organize sanayi bölgesi var. Şu anda birinci, ikinci bölge, üçüncü bölgesi yapılıyor. Biz bir iki tane daha kursak onlar da dolacak. Evet. Çünkü istihdamın da artırılmasını sağlayacak sanayi tesislerimize, diğer tesislerimize de ihtiyaç var. Birlik beraberlik derken ben bütün işlerimizde birlik beraberlik diyorum işte. Sadece tanıtımda değil. Biz kültürü efendim değil mi? Önemli. Kesinlikle biz kültürü. Son olarak efendim ben, hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? Hemşehrilerimize efendim Mersin tanıtım günleri dolayısıyla işte ilkleri başlattık. Bunların devam edeceğini ümit ediyoruz. Ve bugün arkadaşlarımızla görüştük. Bir grup arkadaşımız şu anda Amerika'da. Kürist turizmi için Miami'deler. Geçen hafta Berlin Turizm Fuarı'ndaydılar. İnşallah dünyanın her tarafına sektör temsilcilerimiz, kamu kurum kuruluşlarımız Mersin'in tanıtılması için gidecekler, çaba gösterecekler ve
inanıyorum ki ilerleyen zamanlar içerisinde tanıtım noktasında daha iyi yerlerde olacağız.